Değerli dostlar, sevgili izleyiciler, KRT ekranlarında ben Bora Erdin. Değerli konuğumuz Karar Gazetesi ekonomi yazarı, iktisatçı İbrahim Kahveci ile birlikteyiz. Bunu söylemeyi aslında alışkanlık haline getirmem gerekiyor. Ama en başından beri herhalde 40. program ilk kez söyledim. Dönüyorum Sayın Kahveci. İktisatçı özelliği nereden geldi bu akşam özellikle? Bu akşam çünkü konularımız aslında hep böyleydi. Hep ağır konular vardı ama ben kendi adıma özür dileyim. Unutuyorum bu çünkü meslektaşım olarak, büyüğüm olarak görüyorum. Ama bir yandan da bunu söylemek gerekiyor. Çünkü bu işi uzmanlarıyla konuştuğumuzu, bu işin uzmanı olarak konuştuğunuzu aslında özellikle vurgulamak, altını çizmek lazım. Hemen hızlıca konuya giriyorum. Sayın Kahveci, Türkiye şeffaflaşıyor. Türkiye demokratikleşiyor. Türkiye için aydınlık bir gelecek vaadi sunuyor Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Ne diyorsunuz? Nedir Türkiye'nin yeni ekonomi programı? Aslında Bora Bey, şimdi siz programı açarken söylediğiniz cümle üzerinden anlatmak istiyorum, söylemek istiyorum. Gönlüm isterdi ki Türkiye'deki ekonomiyle ilişkili olayları, gelişmeleri günübirlik olaylar üzerinden değerlendirmek istemezdim. KRT televizyonu aslında önemli bir iş görüyor. Nasıl önemli bir iş görüyor? Biz reyting üzerinden program yapmıyoruz. Gönlüm isterdi ki daha çoğunlukla ana meseleler üzerine, yani 10 yıllık bir birikim üzerine birikmiş sorun, 15 yıllık, 20 yıllık hatta 30 yıllık birikmiş konular üzerine daha yapısal sorunlar ve daha yapısal sorunların çözümü üzerine. Aslında programda şey yapmadık ama böyle başlangıçta buna bir örnek vermek istiyorum. Programın sonunda bunu şey yaparız arkadaşlar, grafik varsa ekrana şu çalışanların 10 yıllık ücret tablosunu ekrana verebilirseniz. Çalışanların 10 yıllık ücret tablosu. Şimdi bunu ekrana verebilirse arkadaşlar buradan aktarmak istiyorum. Mesela neredeyse 2 hafta çalıştım bu veriler üzerine. Şu tabloda gözüken veriler üzerine. İki haftalık bir, şu tablo iki haftalık çalışmanın ürünüdür. İki hafta sürdü. SGK'nın verileri üzerinden 4A çalışanlarının üzerinden ücretleri, SGK günlük brüt ücret açıklıyor. Brüt ücret üzerinden toplam aylık ücret, oradan toplam yıllık ücret, oradan asgari ücretler, oradan asgari ücretler karşısında diğer ücretler ne olmuş? Mesela bir örnek vereceğim sadece. 2009 yılında asgari ücret ücretlinin yıllık geliri 8154 lira brüt, ama brüt 8154 lirayken ortalama ücret 14610 liraymış. %79.2 fark var iki ücret arasında. Asgari ücrete orantıladığımız zaman %79. 2019 yılında tam 10 yıl sonra asgari ücretlinin yıllık geliri 30.696 liraya çıkıyor. Ortalama ücret 50.691 liraya. Asgari ücret %276 artıyor. Ortalama ücret %247 artıyor. Yani geride. Fark da %79.2'den 65.1'e düşüyor. Bu bir yapısal sorundur. Bu ne yapısal sorundur? Bu tablo şunu gösteriyor. 2009-2010 yıllarında Yeni Şafak gazetesinde bunu yazmıştım. Daha sonra yazdığım diğer yerlerde de bunları yazmıştım. Bu tablo şunu gösteriyor. Okumayın diyor Türkiye'de. Yani AK Parti'nin ekonomi politikası okumayı, eğitimi, okuyarak eğitimle kazanmayı engelliyor, önlüyor, istemiyor bunu. Şimdi bu tabloyu kaldıralım. Yani burada aslında günübirlik konuşmalar üzerine, günübirlik olaylar üzerine ekonomiyi yorumlamaktan daha ziyade ben böyle yapısal derin sorunları dile getirmek. Mesela nedir bir başka sorun? Ya Ankara o kadar şişman ki, Ankara bu şişmanlığında müthiş derecede parayı alıyor. Gayri safi yurt içi hasıla, aslında revizyonları arındırdığımız zaman söyleyeceğim. SGK primleri dahil devlet olarak, devlet yani belediyeler dahil yereller toplam aldığı ve emlak vergileri bunun üzerine bir örnektir. Kamu milli gelirin
AK Parti öncesinde %31'ini kamu topluyormuş. SGK, belediye, en büyük zaten Ankara merkezi bütçeye. Milli gelirin %31'ini alırken bu oran %43'lere geldi. Hem milli gelir arttı diyoruz. Yani milli geliriniz 500 milyarken %30'u ne yapıyor? 150 milyar lira. Ama milli gelir 4 trilyona çıktığı zaman %30 toplasaydı 1.2 trilyon toplayacaktı, alacaktı kamu. Oysa 1.2 trilyon değil, aşağı yukarı 1.7 trilyon alıyor diyelim. Yani kamu o kadar şişti, o kadar şişti ki özel sektörü bitirdi. Türkiye'de özel sektör borçlandı diyoruz. Özel sektörün özellikle de yurt dışı borçlanması arttı. Niye arttı? Ya bir kamu canavarı var. Kamu canavarı özel sektörün boğazına sarıldı. Ver para, ver para, ver para. Ne oldu? Özel sektör öldü. Ruhuna Fatiha. Peki kamu topladığı parayı ne yapıyor? Ulufe dağıtıyor. Hazine garantili müteahhitlere veriyor. Verimsiz verimsiz işler. Ya yazık değil mi? Türkiye'de şu anda Ankara-İstanbul arası otoban yapılmış, köprü yapılmış, yol bomboş. Kuzey Anadolu otoyolu yapılmış, yol bomboş. Niye? O kadar yüksek ücret var ki. Peki gitmesen parayı ödemiyor musun? Ödüyorsun. Nasıl ödüyorsun? Sen markete rafa gittiğin zaman domates alırken, elma alırken aslında otoyol ücreti ödüyorsun. İstanbul Boğaz köprülerinden geçerken 3,5 lira 4 lira olması gereken köprü ücretine 10.75 lira ödüyorsan bunun üstü o aradaki fark hazine garantili müteahhitlere ödediğin otoyol. Şimdi biz aslında KRT televizyonu üzerinde ara ara fırsatlar bulduğumuz zaman bu yapısal derin sorunları dile getiriyoruz. Çünkü bizim asıl hastalığımız burada yapısal derin sorunlar. Bakın Türkiye işte Berat üzerine çok fazla yoğunlaştık. Berat gitti ne oldu? Tamam Berat gitti, boş koltuk daha fazla kazandırdı. Yeni bakan oturdu, yine kayıplar başladı. Ama asıl sorun şu. Sorunumuz isimler mi, sistemler mi? Peki sistem söylüyoruz, başkanlık sistemi ve tek adam sistemi. Tek adam derken bütün kararları ve bütün atamaları Sayın Cumhurbaşkanı yapıyor. Yeni sistem o, başkanlık yani bürokrasi gitti, bitti diyoruz. İyi ama kişi başına geliri 2013 yılından beri geriliyor. 2013-2017 arası veya 2013-2018 arası başkanlık mı vardı Türkiye'de? O aradaki düşüş ne? Türkiye kronik yüksek işsizliğe 2015'te ulaştı. Demek ki başka yapısal sorunlar var. Bu yapısal derin sorunları irdelemek ve ortaya koymak durumundayız. Şimdi gelelim bugüne, sorunuza. Bunlar kısa başlık. Yani bunları şu açıdan söyledim. Belki reyting olarak birçok seyirciye, birçok şeye reyting olarak gitmeyebiliriz söylediklerimiz. Ama belki başka bir şeyden ifade edeceğim. İşte 2002 seçimlerinde yarım ekmek arası döner satarak %7 oy almayabiliriz. Bu reytinge oynamayabiliriz. Ama biz yapısal sorunları ve temel sorunları dile getirmek ve bunların üzerine kamuoyunda dikkat uyandırmak zorundayız. En azından karar vericiler üzerinde bu dikkati uyandırmak durumundayız. Sadece iktidar değil, muhalefet özellikle. Çünkü şunu gördük, iktidar bırakın bir sorun çözmeyi, iktidar yönetme bile yönetemiyor. Yani iki gün önce çocuk kreşlerini kapatıyor veya anaokullarını diyelim kapatıyor. İki gün sonra tekrar açıyor. Bu haftada kapatıp kapatmayacağını bilmiyoruz. İşte cuma akşamı yabancıların işlemleriyle ilgili yasak getiriyor. Pazartesi yasağı kaldırıyor. Yani ülke böyle bir şey. Şimdi sorduğun soru. Şeffaflaşıyoruz, reformlaşıyoruz, açılıyoruz, hukuk diyoruz, adalet diyoruz. Ne oldu? 3 gün sürdü. Evet. Yani 3 gün sürdü tabiri caizse. Ha biz aslında bunların sadece sözde kalacağını biliyorduk. Adalet Bakanı yeni göreve başladı ama onun da görevinin 3 gün süreceğini biliyorduk. Ve görevi bitti zaten.
Daha görüyor muyuz Adalet Bakanı'nı şimdi? Görsek bile o adalet konusundaki konuşmasını bir daha yapabilir mi? Öyle kolay değil yani. Hatta işte kuruculardan, AK Parti'nin kurucularından birisinin yapmış olduğu açıklamalar hemen disiplin kuruluna sevk edildi. Bütün kamuoyu Bülent Arınç üzerinden konuşuyor ama mesele sadece Bülent Arınç değil yani. Ağzımızdan iki adalet lafı çıktı diye işçiler sokağa döküldü. Hak arama, özgürlük falan yani. İki laf adalet dedik diye hemen niye inanıyorsunuz kardeşim? Ya bak tapu gibi. Ya kim inanmış ya? Ya tapu gibi yabancı para mevduatına bakıyorsun yerlilerin. Arkadaşlar ekrana verirlerse. Yani bu adalet, hukuk, reform, şeffaflık filan bunların hepsinin hikaye olduğunu gösteren bir grafiktir bu. Şimdi ekrana verelim yabancı para mevduatını arkadaşlar. Bakın şu grafik. Türkiye'de hukuk, adalet filan bu söylevlerin 6 Kasım istifasından sonra, pardon, görevden affedilmesinden sonra, birisi görevden alındı, birisi de görevden affedildi. İstifa yok bu müessesede. Yabancı ne olmuş? 6 Kasım'dan sonra 6 ile 13 Kasım arasında, yabancının yarın 13 ile 20 Kasım arasını yarın göreceğiz. Yarın öğlende Merkez Bankası açıklayacak onu. 6 ile 13 Kasım arasında yani Merkez Bankası'nın değişmesi, Naci Ağbal'ın göreve gelmesi, Murat Uysal'ın görevden alınması, ardından Berat Albayrak'ın istifası ve sonrasında birkaç gün sonra Lütfü Elvan'ın göreve getirilmesi. Gerçi Lütfi Bey çok büyük vaatte bulunmadı. Naci Bey de biraz daha ciddi gitti vaat konusunda, şey konusunda. Alışkanlık, eski Maliye Bakanlığı alışkanlığıyla. Kim inanmış? Bunun büyük kısmı, yani döviz alımı, yabancıdan 6 ile 13 Kasım arasında 900 milyon doların üzerinde para geldi. Yabancı inanmış, yabancı inanır. Niye? Yabancı şeyi tanımıyor. Türk siyasetini bilmiyor o kadar. Yani onlar herhalde, şimdi Avrupa'da, Amerika'da baktığın zaman beyan esastır, şeyi çok önemlidir. Beyanı esas kabul ediyor. Bizde ise beyanın esaslığı çoktan gitti kardeşim bizde. Bizde sözün hükmü yok. İcraata, icraat istiyor yerli yatırımcı. Şey bu. Tabela burada. Kim inanmış? Yerli inanmamış. Hem de bakın 14 Ağustos'tan 30 Ekim'e kadar neredeyse yabancı para mevduatı 243-242 milyar dolar seviyelerinde yatay seyrediyor. Ne hikmetse hukuk, adalet, şeffaflık dediğimiz şey de yerli 242 milyar dolardan 252 milyar dolara çıkarmış. 10 milyar dolar yerli döviz almış. Burada şunu söylemem lazım. Sabah gazetesi ekonomi yazarı, son nokta köşesini yazan Dilek Güngör. Onun bugün köşe yazısından bir cümle. İlk kez bir yerde kesiştik bakın. Şunu diyor. Fakat bizim kadar ülkesinin parasına güvenmeyen başka bir toplum var mı gerçekten bilmiyorum diyor. Ve arkasındaki cümle şu. Ama bildiğim bir şey var ki o da şu. Vatandaşın dolarizasyon eğilimini azaltmak için çareler bulamazsak finansal istikrarı tehlikeye atmaya devam ederiz diyor Dilek Güngör. Bakın yani, altına imzamı atarım. Ama bunun sorumlusu yönetenlerdi işte. Bunun sorumlusu yönetenler de şimdi bakın. Ama biz bunu sürekli söylüyoruz Sayın sürekli abi. Sürekli söylüyoruz. Şimdi geçen hafta söylediğimiz cümleden, konudan devam edelim o zaman. Arkadaşlar bu tablo ekranda kalsın, bu grafik. Bu grafik Türk siyasetinin de Türk toplumundaki inandırıcılığını gösteren bir grafiktir. Bu grafiği herkes görsün. Türk siyasetine, şimdi bu grafik elini taşın altına koyanların grafiğidir. Evet. Yani bir para yatırıyorsunuz buraya. Bunun karşılığında kazanç ve kayıplar söz konusu. Onun için Türk siyasetine karşı yatırımcının tavrını gösteren. Bir cümle daha söyleyeceğim buradan da öbür konuya geleceğim. Biz aşağı yukarı son 2 yıldır çok fazla kullanıldı bu. Şer güçler. Yani AK Parti bunu çok kullanıyordu. Sayın Erdoğan bu konuyu çok kullanıyordu. Dış güçler, dış düşmanlar, şer güçler. Meğer şimdi 6-13 Kasım arası gördük ki düşman dışarıda değilmiş, düşman içerideymiş. Şimdi dediğimiz gibi düşman içerideymiş. Bak yabancı parayı getirdi, Türkiye'ye getirdi. 1 milyar dolar civarında para getirdi hemen.
bu hukuk, demokrasi, adalet, yani üç kere konuştuk diye bunu hemen şey mi zannettiniz diye. Ama yabancı inandı getirdi. Ama yerli inanmadı. Yerliyi ne yapacaksın? Ya bir affınıza sığınarak küçük bir anekdot paylaşacağım. Bir komedi filminde Sırrı Süreyya Önder Sivas'ta bir otelin işletmecisi. Turist getireceğiz falan diye anlatıyor. Oraya geliyor işte Tüpçü Fikret karakteriyle Kural. Diyor ki ya ne saçmalıyorsun Sırrı diyor. İstanbul'da diyor, dışarıda kaç Sivaslı var? 2 milyon. Ya diyor ki Sivaslı'nın kendisi gelmiyor Sivas'a diyor. İşte tam aynen. Bu. Yerli yatırımcı aynen. İnanmıyor ki doların düşeceğine. Yerli yatırımcı inanmadı. Şimdi geçen hafta Merkez Bankası faiz artışıyla ilgili burada beraber konuştuk. O zaman Merkez Bankası'nın fonlama fiyatı yani fiili faizi 14.72 idi. Tabelada 10.25 gözüküyor. Ne dedik? Yani Merkez Bankası tabelada gözükeni fiiliyata geçirirse piyasa için bu olumlu olur ama asıl önemlisi bunu yaptım ama gerekirse daha da artırırım mesajı vererek dövizi durdurabilir. Frenleyebilir. Ama geçen hafta hiç reel artış yapmadı Merkez Bankası. Yani hatta faiz artıracağı gün fiili faiz 14.80'di. Tabela 10.25, 10.25'i 15'e çıkardı. 0.20 gibi bir artış oldu reel. O da bir şey değil. Şimdi mevduat faizine bakıyorum Merkez Bankası verilerinden akım veri. Türk lirası mevduat faizine uygulanan TL faizi 12.28 gözüküyor. 12.28'den %5 üzeri stopaj, %5 en az minimum %5 stopajı düştüğün zaman 11.66. Enflasyon kaç? Resmi enflasyon 11.70. İyi ama mesela şimdi Kasım ayı enflasyonu açıklanacak. Muhtemelen Kasım ayında geçen yıl çok düşük olduğu için baz etkisiyle beraber bir miktar daha yükseliş olacak. Diyelim ki 12. İyi de bu resmi enflasyon. Şimdi hepimiz biliyoruz. Resmi enflasyonla hissedilen enflasyon çok farklı. Bir örnek vereceğim. Burada onu defalarca daha önceki programlarda ifade ettik. Sigara tüketimi. Tüketim ağırlığı %5'in üzerinde. 2019'dan önce sigaraya zam yapılacak. 2019'larda bu 3.7'ye çekiliyor. Ağırlığı aşağıya çekiliyor. TÜİK diyor ki millet sigarayı bırakmış. Ama dönüyoruz biz burada tabloları daha önceki geçen yılki programlarda defalarca verdik. Bütçeye bakıyoruz. Tütün üzerinden alınan vergi, tütün üzerinden sigara üzerinden alınan vergiyi sigara fiyatıyla orantılıyoruz. Krizlerde zaten sigara tüketimi artıyor. %20'ye yakın sigara tüketimi fiyatla orantıladığımız zaman %20'ye yakın sigara tüketimi fiili olarak artmış. Yani fiyat artmıyor ama sigara üzerinden alınan vergi artışına, vergi oranıyla bakıyoruz, vergi artışına bakıyoruz. %20, %18 civarında sigara tüketimi artmış. Ama buna rağmen TÜİK sigaranın ağırlığı %5.5'dan 3.7'ye düşürüyor. Sonra da %44 zam yapıyor. %44 zamı 5.5'la çarptığınla farklı, 3.7 ile çarptığın zaman farklı ne oluyor? Aşağı yukarı 1 puan bak. Sadece sigaradaki bu oyunla enflasyondan 1 puan alındı. 1 puan. Şimdi aynı şeyi bu yıl otomotivde yaşıyoruz. Otomotiv fiyatlarındaki artışların, diğer birçok yerdeki artışları, aslında vatandaş pazara gittiği zaman veya alışverişe gittiği zaman bunu görüyor. Yani vatandaş diyor ki, gördüğü şey bizim de hesaplamalarımızda hissedilen enflasyon minimum %23 civarında, vatandaşın hissettiği enflasyonda %30 civarlarında bir enflasyon var. Şimdi sen Türk lirasına buna karşılık Türk lirasına verdiğin faiz %12. Neti %11.6. Yani vatandaş tasarruf yapıyor. Tasarruf yaparken parasını bankaya yatırıyor. Tasarruf yapıyor, tüketmiyor. Tüketmeyen ve tasarruf yapan vatandaş ödüllendirilmesi gerekir normal. Yani bu tasarrufun karşılığında efendim bu yıl ben bu tasarrufu yapıyorum. 3 tane kağıt almaktan vazgeçiyorum. Paramı yatırıyorum. Ertesi yıl 4 kağıt alması gerekiyor. Bankadan aldığı parayla gidiyor. Kağıt almaya diyor ki 2 kağıt alabiliyorsun. Peki tasarruf yapanın suçu ne? Niye cezalandırıyoruz tasarruf yapanı?
Şimdi tasarruf yapanı cezalandıracağı ne oldu? Arkadaşlar o grafiği o ekrandan almayalım ne olur. Evet. Yabancı para mevzuatı tarihi bir grafiktir o. Tarihi bir grafik. 252 milyar dolar dövize yatırmış. Evet. %55'ten fazlası. Aynı dönemde son iki güne bakıyoruz. Ha bu 252 milyar doları özellikle bir başka noktası var. Önemli noktası Bora Bey. 19 Kasım'da Merkez Bankası faiz artırımını yaptı. Aslında toplamda 475 puan ama sıfır artış. Yani tabelayı resmiyete uyguladı. 20 Kasım'da ne olmuş? 19 Kasım'da 20 Kasım. Özellikle onu bekledim bugün. Bu grafiği düzenleyen KRT'deki arkadaşlara da teşekkür ederim. Bugün çok son noktaya kadar bekledim. Grafiği onun için geç yolladım. Şurada gözüküyor kutu kutu artışlarda. 400 milyon dolar daha almış. 19 Kasım'da 251 milyar 600 milyon dolar olan yabancı para mevduatı 20 Kasım yani Merkez Bankası'nın faiz artırımından sonra 400 milyon dolar daha artarak 252 milyar dolara çıkmış. Yani vatandaşı, Türk vatandaşını, yerli yatırımcı. Ha bu arada şeyi de söyleyeyim. Aynı aralıkta TL mevduatında da ciddi bir erime var. Yani vatandaş yeni tasarrufuyla döviz almamış. Mevcut TL mevduatını da dövize çevirmiş. Burada şunu söylemek mümkün mü Sayın Kahveci? Vatandaş aslında kar etmek amaçlı değil. Para kaybetmemek amaçlı. Aynen gelir öyle. Seviyesini düşürmeme Türk amaçlı TL'den kaçmış. Sayın Erdoğan diyor ki Türk lirasını cazip kılacağız. İşte şeyi döviz hesaplarını TL'ye çekeceğiz. Ya lafla peynir gemisi yürümüyor. Olmuyor. Laf değil. Benim iktidara, Sayın Cumhurbaşkanı'na da özellikle tavsiyem. Özellikle. Lütfen lafla bu işin olmayacağını görsün. Hatta bazı kafasında projeler varsa bunları söylemeden fiiliyata geçirsin. Hemen o zaman Naci Ağbal, buyurun. Erdoğan'ın 4 gün önce açıklamasından ekonomiyle ilgili hemen söylüyorum. Ekonomi politikalarımızı fiyat istikrarı, finansal istikrar ve makroekonomik istikrar olmak üzere 3 üzere inşa ederek hedeflerimize ulaşacağız diyor. Şimdi finansal istikrar, fiyat yani istikrarı, makroekonomik kontrolü, istikrardan evet. bahsediyor. Şimdi bu üçünün somut adımı nedir öyleyse? Şimdi bu üçünün adımı fiyat istikrarı, finansal istikrar yani göstergelerde düzelme. Göstergelerde düzelme ne demek? Türkiye'nin dövize ihtiyacı var. Dövize ihtiyacı olduğu için ithalatın kısılması gerekiyor. Fiyat istikrarı için talebin kısılması gerekiyor. Dolayısıyla bunların da en başlıca enstrüman aracı faiz. Ama aynı Cumhurbaşkanı iki cümle sonra şunu söylüyor. Faiz beladır. Faize evet. karşıyız. Yani şimdi şey kurulmadı, şöyle bir denge olmadı. Hem koşacaksın hem terlemeyeceksin hem de ileri gitmeyeceksin. İyi de böyle bir şey yok. Yani birbirinin tersi etki tepki olan iktisattaki kuralların hepsi sizin istediğiniz yönde olmuyor. Mesela faizi artırdığınız zaman özellikle krediye bağlı olarak tüketim azalır, ekonomi durağanlaşır. Şeyler, dengeler yerine oturur. Efendim ben hem faiz artıracağım hem de tüketim azalmasın. İyi ama o zaman ücreti artır, ücret de artırmayacağım. O zaman olmuyor yani. Bu böyle bir mucize yok. Yani Allah'ın yarattığı dünya dengeleri üzerinde böyle bir denge yok yani. Böyle bir şey yok. Dolayısıyla konuşmaların tutarlı olması gerekiyor. Piyasa buna bakıyor. İşte ortadaki grafiği görüyorsunuz seyircilerimiz. Ortadaki grafik bunu gösteriyor. Tutarlı olmak gerekiyor. Şimdi Naci Ağbal da birçok söz söyledi. Lütfü Elvan da söyledi. Şeffaflık dedi. Şeffaflık dediniz ama şu ortadaki grafik şunu gösteriyor. Siz şeffaflık dediğiniz dönemde Aydın Denizli Otoyolu'nun temelini attınız. Dış borcun garantisi hazine. Kaç araç geçişi var? Kaç lira toplam hazine garantisi var? Hiçbir bilgi açıklamadınız. Yani hem ben bugün şeffaflık diyorum hem yarın bir hazine garantili işe giriyorum. Yani toplum alt gelir grupları
kırsal, varoş, bunlar bu tür şeyleri sorgulamayabilir. Ama bu ortadaki grafik, yani para sahipleri, elini taşın altına koyanlar, para kazanmak veya para kaybetmemek durumunda olanlar tartıyor bunları, bakıyor. Şeffaflık diyorsun, ertesi gün Aydın Denizli otoyolunda hazine garantili otoyol yapıyorsun. 1.7 milyar dolarlık mı, euroluk mu, neyi hazine garantisi veriyorsun? Yani sen para alışkanlığından hiç vazgeçmiyorsun. Bunu görüyor mu vatandaş? Bunu görüyor tasarruf sahibi, parasını ona göre yatırıyor. Sözlerle şey olmuyor. Sözlerle bu iş yürüseydi ben de cenneti vaat ederdim. Oluyor mu ama? Yani sözle oluyor mu? Sözle gitmiyor. İcraat gerekli. Bir programda 2007-2015 arası ile ilgili bir grafik paylaşmıştık, hatırlarsanız Sayın Kahveci. Şimdi 2013'te işler biraz kötüye gitmeye başlayınca Erdoğan yine böyle bir açılım paketi açıklamıştı 2013'te. O zaman daha böyle sosyal içerikliydi. Ana dilde eğitim, özel okullarda ana dilde eğitim, oy verebilen parti üyesi olabilecek, seçim barajı belki 5'e düşer, dar bölge sistemine geçilebilir falan diye. Yine böyle bu da demokratikleşme çatısı altında açıklanmıştı. O gün Erdoğan'ın söylediklerini bugün tekrarlarsanız terörist ilan edilirsiniz. O net. Aa, o başka. O net. Tabii. Yani. Ama şu çok şey yapıyor. Yani Erdoğan'ın reform ya da hükümet cephesinin reform adı altında açıkladığı şeyler genelde hayatımıza çok az, %10'u kadarı gerçekleşiyor. Geri kalan kısmı da olmuyor. O arada çok ciddi şeyler kaybediyoruz. Ekonomide kaybediyoruz, sosyal hayatta kaybediyoruz. Kadın haklarında, çocuk haklarında kaybediyoruz. Her şeyde kaybediyoruz. Zaten o yüzden ısrarla ben şu cümleyi kullanıyorum. Mevcut, şimdi mevcut sistem ve mevcut kadrolarla gidersek, bakın sadece sistem değil kadrolar da, çünkü şeyi bitti, kredi bitti yani, şeyi bitti. Mevcut sistem ve mevcut kadrolarla gidersek, 2 yıl sonra, 3 yıl sonra net olarak söylerim, bugünü mumla ararız. Bakın bugün Türkiye'de geniş tanımlı işsizlik %30. Tarihi bir felaketteyiz. Tarihi bir felaket yaşıyor Türkiye ekonomisi. Bu felakete rağmen biz mevcut sistem ve mevcut kadroyla devam ettiğimiz zaman 2 yıl, 3 yıl sonra 2020 yılı daha iyiymiş ya, daha güzelmiş falan diyeceğiz. Yani çok daha şey olacak. Şimdi biraz önceki şeye, bugün şey ne söyledi? Yine Cumhurbaşkanı yeni yatırım ve istihdam seferberliği. Ya kaçıncı seferberlik hocam? Kaçıncı seferberlik? Yani bu seferberlik bir türlü bitmiyor. Sürekli seferberlik halindeyiz. Sürekli seferberlik. İşsizlerin alması gereken işsizlik fonundaki parayı TOB'un hizmetine sundu. İstihdamı artırın diye. Oradan da bir şey gelmiyor. Yani şu anda yaşadığımız çıkmaz, aslında en büyük çıkmazı yönetim yaşıyor. Kasaya baklar, kasada para yok. Merkez Bankası'nın bütün parası gitmiş. Ya biz 2 yıldır bunu söylüyoruz. Milletin dövizini millete tekrar satıyoruz. Milletin dövizini millete tekrar satıyoruz. Birazcık bizlere kulak verselerdi, birazcık bizleri hain ilan etmek yerine, ya bu adam ne diyor? Ya bu adam 2015 yılı Haziran ayında bu seçim kafasıyla gidersek Türkiye 2019'a zor çıkar. 2019 kriz yılı diye manşet atmıştık. Yazı yazdık ya. Sayın Kahveciğim, şu başlığınıza bayıldım. Tam bir sosyalist başlığı, bakın bu. Reform değil devrim. Yani şimdi bunu söylemeden ne demek? Yani. Ben de o zaman şöyle bir hatıra olarak anlatayım. Sayın Ayhan Bilgen'le küçük bir sohbetimizde dedi ki, ya biz seni dedi hapishanede keşfettik dedi. Hapishanede dedi okumaya başladık dedi. Ayhan Bilgen önceki Kars Belediye Başkanı. Kendisini çok tatlı anıyorum. Bir gün dedi diyoruz ki seni okuyurken, ya bu tam bir şeriatçı diyoruz dedi. Ertesi gün dedi okuyoruz diyoruz ki bu devrimci ya. Şimdi dedim ki Ayhan abi, benim bir ideolojik bağlılığım yok. Türkiye'nin sorunlarına baktığın zaman, hep bir örnek veriyorum. Ağacın dalları farklı fikirler.
Türkiye'nin sorunu şu anda gövdede. Farklı fikirlerin kombinasyonu olarak gövdeyi kurtarmak. Gövdeyi kurtarmazsak devrim, mevrim, hiç hepsi hikaye. Şeriat, devrim filan hepsi hikaye. Hep beraber gideceğiz. Kökü kurtaralım. Ağaç kuruyor, ağaç. Kahvecinin yazısının başlığıyla araya gidelim o zaman. Reform değil, devrim. Paradoks'un ikinci bölümünde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sayın Kahveci, U dönüşü dedik ama bir U dönüşü yaptık. İkinci U dönüşünün aslında en başa dönmüş olmamız gerekiyor. Şimdi araya giderken ki şeyle beraber bunu birleştirerek anlatayım. Reform yetmez, devrim gerekiyor. Gerçekten Türkiye'de reformların dönemi kapandı. Devrimsel nitelikte değişimlere ihtiyacımız var. Bakın, beyin göçü. Kuşlar uçuyor. Seyircimiz yazmış, bir okurumuz yazmış. O çok güzel bir şeyle. Varsa sizde daha bakacağım, şey. Bakacağım, buyurun. Şimdi ağacın üzerindeki kuşlar diye şey yapmış. Sorun o kadar büyüdü ki Türkiye'de, sorunlar o kadar birikti ki yozlaşıyoruz. Nasıl yozlaşıyoruz? Liyakati kaybettik. İtaat ve nepotizm dediğimiz kayırmacılık üzerine ülkeyi inşa ettiğiniz zaman bilgi değerini kaybetti. Çok yapısal sorunlar o kadar birikti. Eğitim sistemi, bak bugün bir şey söyleyeceğim. Sayın Cumhurbaşkanı'nın konuşmasından aktaracağım. Biz işte geldiğimizde şu kadar üniversite vardı. Şimdi üniversite sayısını 3 kata mı neye arttırdık? Üniversiteyi Hakkari'ye, Şırnak'a, Muş'a getirdik. Bu bir ülkeye yapılabilecek bir iyilik değildir, bir kötülüktür. Üniversiteler, üniversite kavramı ve üniversite farklıdır. Bir ülkeyi vasıfsız üniversitelerle işsizlik kamplarına çevirirseniz, oradan yetişen insanların 1/3'ü aslında işsizliğe yetişmiş, işsizlik eğitimi almış insanlardır. Çocuk okuyor, delikanlı okuyor, okuduğu üniversite hocası yok, hocasının vasfı yok. Birçok üniversitenin rektörü, dekanı tweet atmakla meşgul, bilimsel yayınları yok. Bilimsellikten uzak. Tekrar açacağım. Bazı tıp fakültelerinde kadavra görmüyor tıp fakültesi öğrencisi. Yarın öbür gün Allah korusun o öğrencilere gidecek olan hastalar zaten ölüme aday hastalar. Evet. Ya öyle doktor yetiştiriyoruz bazı yerlerde. Efendim, kasabaya üniversite açtık. Üniversitedeki o bilim dalı zaten vasfını yitirmiş. 50'lerde kalmış mesleki şey. Türkiye'nin ihtiyacı diyelim ki yılda 300 tane, 500 tane o meslekten ihtiyacı var. 30 bin tane, 40 bin tane öğrenci yetiştiriyoruz. Bunun anlamı şu. Ya kardeşim, evladım, delikanlım, kızım, sen o üniversiteyi bitirdiğin zaman zaten işsiz kalacaksın. Bir de üniversite bitirdim diye elinde diploma olacağı için öbür işlere de dönemeyeceksin. Evet. Hayatını karartıyorsun o üniversiteyi okumakla. Yani çocukların eline o diplomaları vererek biz en büyük kötülüğü yapıyoruz. Meslek bulabilir. Onun için bu eğitim sistemini ilkokuldan alıp üniversite sona kadar, hatta üniversite ötesine kadar Türkiye'de bir devrim gerekiyor artık. Yani reformla düzeltilebilecek değil. Vergi sistemi devrim gerekiyor. Bu bununla sürdürülebilecek noktada değil yani. Bu şeyleri aştı. Bir dönem blok ülkeleri yıkıldığında 91-92 Türkiye'ye çok fazla Rusya'dan, blok ülkelerinden gelenler olurdu ve şeye çok şaşırırdık. Aa, doktormuş, aa hemşireymiş, evet, aa hukuk okumuş. Bunu yaşayacağız. Bakın, Doğu blokunun çöküşündeki o eğitimli kesimin gelip Türkiye'ye doktormuş, mühendismiş. Ben hatırlıyorum ya, Romanya'dan gelen bir mühendisti, inşaatta amelelik yapıyordu. İnşaat mühendisiydi o vatandaş aslında. Ama biz daha acı durumu yaşayacağız. Yani
Bu süreç, yani yapısal sorunlar Türkiye'de o kadar birikti ki, o nedenle söylüyorum. Bak, muhalefette de şu var, işte sistem ve tek adam sistemi ve şeye mevcut yönetim kadrolarına. Hayır, o yapısal sorunlar da o kadar daha büyük ki, yani eski Türkiye'ye döneriz, parlamenter sisteme, hukuka, adalete falan filan. Ya yabancı sermaye bağımlısı olduk, büyüme gücümüzü kaybettik. Yani biz bunları yapısal değişimlerle aşabilecek noktada değiliz. Devrimsel nitelikte de aşabiliriz. Bak, 95, 96, 97 büyüme, yıllık büyüme ortalaması %7'nin üzeri. Yıllık cari açık 2 milyar dolar. Bugün %2 büyümede 20 milyar, 30 milyar cari açık veriyorsun. Bu ne demek? Tıkandı, ekonominin tıkandı. Ekonomide düşük faiz üzerinden yozlaşma, kadroların yozlaşması filan, bir felaket durumdayız ya. Yani şey izah edemiyorum. Bir müsaadenle bir noktayı izah edeceğim. Ondan sonra şu yapısal soruna döneceğim. Bak, dün yanlış hatırlamıyorsam dün hazine dış borçlanması %6 faizde. %2 milyar 250 milyon dolar borçlanma yaptık diyor. 13 Mart'ta yılbaşında 5.45'ten borçlanmıştık yine. 14 Ekim'de 6.40'tan borçlanmıştık. Yani bu yıl aşağı yukarı %6'lardan borçlanma yaptık, dış borçlanma. Çünkü CDS'imiz belli, yani risk primimiz 300, 400, 500 puan aralarında oynuyor. Bunları ekliyorsun, onu eklediğin zaman risk primine göre %6 borçlanma şey, çok yüksek, dünyaya göre çok yüksek ama riskine göre normal. Yani dünya ile kıyasladığın zaman sıfır faizler söz konusu, %1'ler, 1.5'lar söz konusu. Ama senin riskin o kadar yüksek ki. %6 ile bulabilir miydik? Efendim? Daha ucuza bulabilir miydik Sayın Kahveci? Riski düşürseydik bulurduk. Tabii riski düşürmeden bu riskle daha ucuz borçlanmak mümkün değil mi? Ha, özel sektörde mesela birçok özel sektör şirketi Türkiye'de devletten daha ucuz borçlanıyor. Yani bu bir felaket aslında. Yani Türk siyaseti Türkiye'yi müthiş derecede yabancıya para öder durumuna getirdi. Ya 2013'te Türk lirasının faizi %6 iken oradaki finans yönetimi, finansal yönetim, yani Ali Babacan, Mehmet Şimşek vardı. Faiz lobisi diye suçlanıyordu. Şimdi faiz lobisi kim? Amerikan dolarına %6 faiz veriyoruz. Kim faiz lobisi? Aynı yıl başka bir nokta söyleyeceğim. Bu yıl çıkardım hazinenin şeyin borçlanması, hazinenin borçlanması. Yurt dışı dövizle borçlandık ya biz. Hani yerli milli olarak 2001'de IMF bize yasaklamıştı. Burada defalarca söylediğimiz konu. IMF 2001'de bize Kemal Derviş'le beraber yapılan programda demiştiklerdi ki Türkiye kendi yurt içinden, kendi vatandaşından borçlanırken Amerikan dolarıyla, Avrupa eurosuyla borçlanmasın. Kendi milli paranla borçlan kendi ülkende. Yani sakın iç borçlanmada dövizle borçlanmaya gitme. Olmaz bu. Ya bundan daha yerli millisi var mı? Ha, biz bu yerli milli hain IMF'nin söylediği şeyi 2019'da kırdık Berat Albayrak'la. Habire iç borçlanmayı da dövizle borçlanmaya başladık. Bak, bu yılki dövizli borçlanmalardan şeyler aldı. Notlar aldı. Dolar borçlanması. 29 Mayıs'ta 683 milyon dolar borçlanmışız. 17 Temmuz'da 2 milyar 359 milyon dolar yurt içinden. Türk hazinesi kendi vatandaşlarından dolar borçlanıyor bunları. Dünyadan, dışarıdan değil. 29 Temmuz'da yine 2,5 milyar dolar borçlanmışız. 14 Ağustos'ta 3 milyar dolar. 28 Ağustos'ta da 3 milyar dolar. Toplam 11 milyar 542 milyon dolar dolar üzerinden borçlanma. Bir de euro var. 13 Mart'ta 1 milyar euro, 29 Mayıs'ta 1 milyar 411 milyon euro. Faiz oranlarını söyleyeceğim. Tekrar şeyi hatırlatmak için söylüyorum. Bu yıl dış borçlanmada Amerikan dolarına 5.45, 6.40 ve 6 %6. 5.45, 6.40 ve 6 %6 faiz vermişiz. Peki yurt içindeki Amerikan dolarına borçlanırken Türk vatandaşlarına yüzde kaç Amerikan doları faizi vermişiz? 29 Mayıs'ta 1.75, 17 Temmuz'da 1.25, 29 Mayıs'ta 1.50, 14 Ağustos'ta 1.75, 28 Ağustos'ta 1.87. Yerliye borçlandığımızın 4 katı yabancıya faiz verdik. Aynen öyle. 3 katı, 4 katı. Yani elin yabancısına
yabancısından dolar alırken %6-6,5 faiz veriyorsun. Kendi vatandaşından dolar alırken %1,5 faiz veriyorsun. Hocam sen kimin adamısın ya? Hocam siz kime bu hizmet ediyorsunuz ya? Kime bu faizi ödüyorsunuz ya? Avrupa'nın eurosuna da 13 Mart'ta 0,75, 29 Mayıs'ta 1,25 vermişiz faiz. Hocam yabancıya gelirken %6-6,5, yerliye gelirken 1-1,5. Faiz lobisinin işi Sayın Kahveci, yani burada ona bakmak lazım. Şimdi bunları bakacaksınız. Bunları neye bakıyorsunuz? Efendim ben yerli milliyim. Efendim ben reformum, ben adaletim filan. Hocam programın başında gösterdiğimiz grafik. Yatırımcı söze bakmıyor. Lafla peynir gemisine bakmıyor. İcraata bakıyor. İcraatın ne? Sözün hükmü yok. Söz. Şimdi ana sorunlardan bir tanesine gelmek istiyorum. Programın başında ufak bir şey verdiğimiz. Şu çalışanların 10 yıllık seyrini arkadaşlar, çalışanların 10 yıllık ücret tablosunu tekrar ekrana verirseniz, orta bölümden de seyircilerimize aktarırsak bunu, pandemi dolayısıyla çok fazla ayağa kalkıp şey yapmayalım evet diye. Bakın Bora Bey, bunlar SGK verilerinden aldım. 2019 yılı ve 2009 yılının çalışan sayısı. 9 milyondan 14 milyona çıkmış çalışan sayısı. 4 ağlılar bunlar. Özel sektör ağırlıklı olarak. Ama kamuda da var bir kısım. 4 ağlı olarak kamuda da çalışıyor. Ama toplam esnaf ve memur yok burada. Yani Bağkurlu, eski sistemde söylüyorum. Bağkurlu ve memur yok bu verilerde. Özel sektör çalışan statüsünde çalışanlar var. 9 milyondan 14 milyona çıktı. Yıllık kazançları, brüt kazanç ama bunlar. 14.610 liradan 50.691 liraya %247 artış oldu. Evet. Ama aynı dönemde asgari ücret artışı %276. Yani asgari ücret daha fazla artmış. 10 yılda asgari ücret daha fazla artmış. Zaten büyük kesim asgari ücretli olduğu için asgari ücretli çalışanların artışından dolayı artmış diğer ücrette. Yoksa o daha fazla, daha geride kalacaktı. Şimdi altta gelir vergisi dilimleri var. Maaş ücret artışı %250-260 ama vergi dilimleri 8.700 liradan ilk %15'lik vergi dilimi 18.000 liraya çıkmış %107. İkinci vergi dilimi %82. Şimdi düşünebiliyor musun? Orta sınıf ücret artışı sağ tarafta, onu veriyorum. Sağ taraftaki ücret artışını arkadaşlar tam ekran verebilirsiniz tablomuzu. Bizi ekrandan alın, alabilirseniz ekran. Tam ekran verin. Şimdi iki örnek üzerinden sağ tarafta veriyorum. 2009 yılında aşağı yukarı brüt ücreti 8.500 lira olan kişiyle 2019 yılında 32.000 lira olan ücret. Bakın ücretten ele geçen kısım, orada da bunu şunu görüyoruz. %72'den %65'e düşmüş. Yani vergi dilimleri az olduğu için, vergi dilimi az olduğu için 2019 yılında yüksek ücret alan, yıllık geliri 112 bin lira olan, bu da aşağı yukarı 112 bin lirayı 12'ye böldüğünüz zaman ne yapıyoruz? 9 bin lira civarında bir para yapıyor galiba. Böyle bir ücret alanın eline geçen para %70 net para geçmesi gerekirken %65'e düşmüş. Yani 5 puan ne demek biliyor musunuz? Aşağı yukarı bu çalışandan ayda 7-800 lira fazla kesinti yapıyor kamu. Vergi dilimlerini daha az tutuyorsunuz. Asgari ücretli bile yılı tamamlamadan ve üst vergi dilimine geçiyor. Ama siz biraz daha yüksek ücret alıyorsanız hemen vergi diliminiz %20, %27, %35 diye gidiyor. Yani şu andaki ekonomi yönetimi uzun süredir neyi söylüyor burada? Okuma diyor. Okuyup dirsek çürütüp fazla ücret almaya kalkarsan diyor, devlet gelir senin boğazını sıkar,
Bu politikayı devlet yapmıyor. AK Parti bu politikayı sürdürüyor. Uzun süredir sürdürüyor. Orta sınıfı yok ediyorsun. Okumanın değerini düşürüyorsun. Bunun yansıması ne oluyor? Şimdi tabanı artırıyorsun. Mesela bakın bir grafik üzerinden vereceğim. Arkadaşlar eğitim durumuna göre gelir diye veriyoruz ama 2006'dan başlayanı verelim önce. 2006 yılından başlayan eğitim durumuna göre gelir artışı. Grafik vardı. Şimdi burada bakıyoruz grafikte. 2006 yılından başlayanı önce verelim. Evet. Şimdi buradaki mavi çizgi lise altı eğitimler. Burada şöyle mutlak ücreti vermiyorsun. Yani birisi 3000 lira birisi 5000 lira alarak vermiyorsun. 2006 yılında alınan ücretleri 100 endeksine sabitliyorum. Diyelim ki lise altı eğitimler 100 lira alıyordu. Liseliler 200 lira alıyordu. Üniversitelerde 300 lira alıyordu. Hepsini 100 olarak endeksliyorum. Lise altı eğitimler görüyorsunuz özellikle 2013-14'ten sonra grafikte görüyorsunuz yukarıya geçiyor. 100'den 2006'da 100 lira alırken 2019'da 390 lira alıyor lise altı eğitimli. Lise ve denge okullar 327, üniversite mezunları 342. Yani üste veriyorsun. Şimdi 2009'dan bu yana biraz önceki tabloda verdiğim için 2009'dan bu yana alıyorum. O grafiği 2009'dan bu yana olan grafiği verelim. Eğitim durumuna göre gelir seviyesi. 2009'dan bu yana olan grafiği verdiğimiz zaman bu grafiği değiştirelim arkadaşlar. Eğitim durumuna göre gelir 2009 yılından başlayan grafik. 330.4 olan arkadaşlar. 339.4 olan. 339.4 olan. Evet, şimdi burada bakıyorsunuz 2009'dan bu yana duruma baktığınız zaman lise 6 eğitimli 2009'da 100 lira alıyorsa 2019'da 339 lira alıyor. Lise ve denge mezunlar 2009'da 100 lira alıyorsa 2019'da 255 lira 255.9 lira alıyor. Üniversite mezunları ise 245 lira alıyor. 245 ile 339 lira arasındaki fark ne kadar? Aşağı yukarı 100 lira. Yani özellikle 2019'dan sonra uygulanan politika diyor ki sana okuma, okumanın değerini baskılıyor aşağı. Bu net ücret üzerinde bu grafik. Diğerleri tablo olarak verdiğim brüt ücretti. Okuduğun zaman devlet geliyor vergi olarak. Üç şekilde baskılıyor bunu. Bir, senin ücretin zaten artış hızını yavaşlatmış, asgari ücreti daha hızlı artırmış. Bir, asgari ücret. İki, asgari emekli maaşı. Üç, asgari memur maaşı. Çünkü taban sınıfı oynuyor. Bunları daha yüksek arttırmış. Özel sektör kar marjı düşük olduğu için özellikle orta sınıf özel sektörde olduğu için onların maaşı baskılanmış. İki, vergi dilimiyle brüt ücretin artsa bile net ücretini aşağıya baskılamış. Net ücretin daha az. Brüt ücretin diyelim artmış ama vergi dilimlerini daha aşağı tuttuğu için tablomuzda verdim ya alt şey üst gelirlerde vergi dilimi %80 artmış. Maaş %240 artmış, vergi dilimi %80. Yani hemen %20, %27'ye geçiyorsun vergi dilimin. Daha yüksek vergi alıyor senin boğazına sarılıyor devlet. Üçüncüsü de şu. Özellikle de 2000 şu eğitim durumuna göre gelirde 2009'dan sonraki grafik ekranımızda da var. Burada bunun böyle oluşmasında sebep şu. 2009'da başlayan yeni vergiler hep orta sınıfa, Sayın Lale Karabıyık'ı buradan anmak istiyorum. 3 hafta oldu değil mi evet. Programımız? Ankara'da yaptığımız tarihi bir programdı o. Sayın Lale Hanım'la tekrar anımsatmak istiyorum seyircilerimize. Burada YouTube hesabımız da var. Bazen Sayın Kahveci'nin açılışta söylediği gibi popülist bir program, popülist söylemlerle bir program yapmak yerine akademik bir program yapmaya çalışıyoruz. Bence bir izleyin değerli temel izleyicilerimiz. Temel sorun, evet. Orta sınıf erimesiyle ilgili. Şimdi şöyle düşünelim. Maaşınız, tablo üzerinden örneğe vereceğim.
2009 yılından 32 bin lira yerine 112 bin liraya çıkmış. 30 bin lira yerine 130, 112 bin liraya çıkmış. Aynı artış oranı üzerinden söylüyorum. Ama eline geçen para %68'den 65'e düşmüş. Yani brüt ücretin aynı artıyor ama net ücretin artmıyor. Niye? Vergi dilimiyle boğazına basmış. Eline geçen ücret 72 bin liraya düşmüş. 77 bin lira olması gerekirken 72 bin liraya düşmüş. Ama sen bu 72 bin lirayla 2009 yılında 20 bin lirayla alman gereken ürünü bu 72 bin lirayla alman gerekiyor. Alamıyorsun işte. Çünkü senin alan orta sınıfın aldığı ürünlerin ağırlığı mesela otomotiv. Orta sınıfın ağırlıklı tüketimidir. Evet. Vergi üstüne vergi geldi. Orta sınıfın tüketim ürünleri üzerine aşırı vergiler getirildi. Şimdi sen programın ortasında söylediğin, sen bunu devrim yapmadan bu vergi sistemini aşamazsın. Eğitimin kalitesini artıracaksın. Bir örnek vereceğim. Eğitimin kalitesini artıracaksın. Efendim, A şahsı, şimdi Türkiye'nin bir başka parantez yapacaksın. Nüfus artmıyor. Nüfusun artışını şimdi Sayın Cumhurbaşkanı'nın sözlerinin niye arkasının gelmediğini ispatlayacağım bu söylediğim örnekle. Efendim üç çocuk yapın. Üç çocuk yapın da devamını getirdin mi? Bak devamını nasıl getirirsin? Efendim Türkiye'nin nüfusu göçmenlerle artıyor. Yoksa göçmenler olmasa Türkiye nüfusu geriliyor ve hızla yaşlanıyoruz. Zaten 10-15 yıllık süremiz kaldı. Devrim yapıp Türkiye'yi bir an önce eski Türkiye ile kalkınamaz Türkiye gidemez. Devrimler yapıp Türkiye'ye bir an önce 10-15 yılda çift haneli büyümeyle yani 2-3 yıllık bir devrim süreciyle 2-3 yıl sonra %12-13 büyümelerle cari açıksız büyümeleri yakalamamız lazım. O devrimler öyle olması lazım ve bunlar da yapılır. Hiç sorun değil, yapılır. Nasıl? Bir örnek vereceğim. Efendim, 3 çocuk yapın. Yapalım. Bunlar okuyacak. Efendim, diğer aile anne çalışıyor, baba çalışıyor. Çocuk yok. Beri'deki aile bir tane çalışan var, 3 tane çocuk var, okuyor hepsi. Sen öbür tarafa ikisine de aynı vergi dilimi uyguluyorsun. Beri tarafa da aynı vergi dilimi uyguluyorsun. O zaman sen vergi dilimini okuyan çocuk sayısına göre bu ailede bir kişi üç çocuğa bakıyor. Okuyan üç çocuğa bakıyor. Bunun vergi dilimini niye çocukların sayısıyla yapmıyorsun, düzenlemiyorsun? Bizim Türkiye'de siyasette maalesef 18 yıldır şunu gördük. İlk başlarda değil ama bu artan oranda Sayın Babacan'ın cümlesiyle söyleyeceğim. Eskiden bir icraatçılar, icracılar vardı, bir de slogancılar vardı dedi. Sonra icracılar gitti dedi, geriye slogancılar kaldı. Sloganla iş olunca ne oluyor Bora Bey? Sürekli U dönüşü. Sürekli U dönüşü. Dön babam dön. Dön babam dön. Dön de nereye döneceğiz hocam? Nereye varacağız? Sürekli aynı kavşakta döndüğümüz için yola gidemiyoruz. Ya geriye gidiyoruz aslında. U yaptığımız en büyük U dönüşü kişi başına milli geliri bir de dolarda Amerikan enflasyonu var. Amerikan enflasyonu da indirgediğin zaman 2004 yılından daha fakir olduk şu anda. 2004 yılından daha fakiriz. Dönüp bir de kağıt üzerinde milli gelir revizyonunu özellikle son revizyon muhteşem bir revizyondur. 2015 yılında %20 fark koy. 2014 yılında %16 fark koy. Düşür 2000'lere gelince fark %2. Böyle revizyonu ben de yaparım. O revizyonu eskiye de aynı uyarlarsan ne oluyor biliyor musun? Türkiye'de şahıslar kişi başına gelir 1998 yılının gerisindeyiz ya. Bundan daha büyük U dönüşü mü olur? Düşünebiliyor musunuz? Bir iktidar 18 yıl koalisyonsuz tek başına alıyorsunuz. 1998 yılından daha fakir duruma getiriyorsunuz. Ve 18-19 yıl üzerine hukuk, adalet, demokrasi, reform, şeffaflık falan diyorsunuz. Yaptığınız icraata da yatırımcıların güvenini grafikle ekrana verdik. Güvenen yok. Bütün millet parasını dövize yatırıyor. Niye? Türk lirasının cazibesini bitirdiniz.
Bugünkü konuşmada Sayın Cumhurbaşkanı bugün konuşmasında bir sürü şey söyledi ama en önemli isteğini son cümleye takladı. Varlık barışı Türkiye'ye döviz getirir. Evet, aynen. Ben de oraya gelecektim Sayın Kahveci. Varlık barışından faydalanın. Varlık barışı geldi. Para getirin. Hesap sormuyoruz. Varlık barışı daha önce de Türkiye'de malum defalarca yapıldı. Hiç de pozitif bir yanı olduğunu ben kendi adıma tamamen subjektif bir bakışla söyleyeyim. Türkiye ekonomisine bir faydası olduğunu görmedik. Sadece ben neyse, o zaman size bırakayım cümleyi. Şöyle birkaç cümleyle ifade edeyim. Bu varlık barışı çağrısının geniş Türk halk kitlesine yönelik olduğunu düşünmüyorum. Bence yeni dünya Cumhurbaşkanı İletişim Başkanı'nın bir açıklaması vardı. Bu geçen hafta bu U dönüşüyle ilgili işte küresel sistemdeki değişimler ve ortama uyum. Ya küreselde ne değişti, ne ortamı var ya? Sadece Amerikan seçimleri oldu. Şimdi Amerikan seçimlerine uyum diyorsan bunu, yani lafı düz söyleyelim, tamamını söyleyelim, tamamlayalım. Lafı tamamladığımız zaman eğer Amerikan sistemini söylüyorsan bunu CHP'li söylediği zaman mandacı oluyor. Bak CHP'den bunu birisi söylediği zaman mandacılıkla suçlanıyor. Ama ülke yönetimi bunu fiiliyata döküyor. Orada bir şey olmuyor. Hocam kasaya baktık. Meğer kasada para yokmuş. Berat Bey hepsini satmış. Şimdi kasada döviz yok. Döviz lazım. Obama da söyledi, ben buna inanmıyorum dedi. Şimdi bakıyorsun ne kadar inandırıcı. Şimdi dövizimiz yok. İlaç parası ödeyemiyoruz. İlaç parası ödeyemiyoruz. Amerikan Büyükelçisi açıkladı. Yani Türkiye'de ciddi sıkıntı var. Hocam birbirimizi kandırmayalım. Yani bu sıkıntılardan bir tanesi de şu. Ey diye diye pazarlarımızı kaybediyoruz Bora Bey. İhracat artmıyor. Yıllık ihracata bakın. Yıllık ihracat geride. Ama ithalat yerinde. İthalat devam ediyor. Ama ihracat geride. Ne oluyorsun? Pazarlarını kaybediyorsun. Sattığın ürünlerin fiyatı düşüyor. Yani ben bunu yabancıya, şunu yabancıya satarken, ihraç ederken 3 dolara satabilmem gerekirken 2 dolara satmak durumunda kalıyorum siyasi kayıplardan dolayı. Dolayısıyla şeyi kaybetmiş durumdayız. Gücümüzü kaybetmiş durumdayız. Ne yapacağımız, ne duruma geleceğimiz belli değil. O zaman Avrupa Birliği mesajını da söylemek lazım. Yine Erdoğan'ın 4 gün önce kendimizi başka yerlerde değil Avrupa'da görüyor. Geleceğimiz Avrupa ile birlikte kurmayı tasavvur ediyoruz ya, dedi bu Erdoğan. Da, bu hele bu viraj biraz en sert U dönüşü burada oldu. Ben şey hatırlıyorum. 2016 yılında Davutoğlu'nun ayrılmasıyla Erdoğan'ın yaptığı konuşma Avrupa'ya sen yoluna, biz yolumuza, sen yoluna dedi. Hatta bunu defalarca faşist Avrupa, Avrupa, ey Merkel, ey Macron, ey. Şimdi oldu Yani. Ey derken yine eğdik başımızı. Geldik. Para yokmuş meğer. Meğer para yokmuş. Şimdi yer mi Avrupa? Yani yabancının sıcak para getirişine bakarsak 950 milyon dolar getirdi. Dedim ya. Meğer yabancı öyle hain değilmiş yani. Yabancı öyle düşman değilmiş. Yabancı bakıyor. Bizim şunu görmemiz lazım. Bakın %100 haklı olduğumuz konularda bile yapayalnız kalıyoruz dış politikada. Dış politikayı iç siyasette kullanmanın şeyi. Geçen yıl tam turizm sezonunun başında Süleyman Soylu ne dedi? Avrupa'da dedi öyle terör propagandası yapıp konuşması yapıp böyle Türkiye'ye gelirsen sınır kapısında tutuklarım dedi. Tam turizm rezervasyonları yapılıyordu. 1 milyar euro kaybetti Türkiye. 1 milyar euro kaybetti. Ama şöyle Sayın Kavcı, geçtiğimiz hafta da bunu konuşmuştuk hatırlarsanız. Ben de dönüp üzerine bir hafızamı tazeleyeyim diye baktım. Yabancı ajanslar bunu şöyle vermiş. Türkiye aleyhinde konuşanları Türkiye sınırı geçince tutuklayacak gibi haberler yapılmış. Yapar. Şimdi onlar da yapar. Bak sen bunu yaparsın. Sayın Süleyman Soylu'nun bu konuşması veya bu düşüncesi şey değildir.
yanlış olmayabilir. Yanlış değildir de. Yani Avrupa'da teröre bulaşmış, fikri olarak söylemiyorum, terör propagandası yapmış olarak değil, teröre bulaşmış, bunun delilini aldın. Kardeşim sen devlet yöneticisiysen bunu deklare etmezsin. Talimatı verirsin, sınırda geldiği zaman alırsın, ifadeni alırsın. Bunu dış politikayı içeride kullanmak budur işte. Yani efendim ben onun elini sıkmam, ben bunu yapmam, ben bunu söylemem, etmem, hitaplar, şeyler. Ya yabancı ülke devlet başkanlarına, devlet yöneticilerine hitap ederken biz nasıl hitap ediyoruz ya? Bu bir adap gerektirir, bir şey gerektirir. Bunlar ticarete, paraya, her şeye yansıyor. Şimdi ne oldu? U dönüşünü yaptın, aldın. Bu ne oldu? Kayan kayana. Yani acıdım ben AK Parti'nin içindeki ikinci kanata. Bölündüler. Şimdi bir kısmı inandı U dönüşüne, bir kısmı sessizce seyretti. Ya Berat Albayrak'ın istifasının kabul edilmeyeceğine dair yazı yazanlar, sosyal medya hesabından paylaşım yapanlar bile 3 gün sonra Albayrak'ın istifası kabul edildikten sonra tweetlerini sildiler, paylaşımlarını sildiler. Yani biz artık buna U dönüşü demiyoruz, bir otomobilden hani böyle seven bir drift atmak diyorum. Ya dönüp dönüp duruyoruz, drift atmak da nereye yani geldiğimizi ben de bilmiyorum. Ya yanlayarak, ekonomiyi yanlayarak yönetemeyiz. Yani bu o kadar basit bir şey değil, biz buna yanlama diyoruz. Bu arada Sayın Kavcı, programımızın da sonuna geldik. Çok güzel bir programdı. Şöyle güzel bir programdı. Ben de bilgilendim kendi adıma. Sizinle yaptığım her programdan sonra dönüp bir şeyler araştırıyorum. Çok şey öğreniyorum. Elinize, dilinize, yüreğinize çok sağlık. Çok teşekkür ederim. Değerli izleyiciler, madem öyle, bu döngü kısır döngü. Sonu var da başı yok. Biz dön baba dönelim. Aynı yere gelelim. Cem Karaca'dan gelsin. Paradoks bu akşam da bitti.